Ucuza güvenilir FIFA coin satın almak istiyorsanız aşağıdaki linkten alabilirsiniz arkadaşlar. İndirim kodunuz büyük harflerle OGX'e. Bütün detaylar aşağıda. Tekrar tekrar söylüyorum. Bu oyuna kesinlikle para yatırmanıza değmez. Ancak alacaksanız bu siteden alabilirsiniz. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda birlikteyim arkadaşlar. Bugünkü video çok özel. Uzun zamandır ilk defa EA'yi öveceğim abi. Gerçekten EA Sports, It Is In The Bash dedik. FIFA 19'u bayağı kötüledik. Ama ilk defa gerçekten de saygı duyduğum bir özellik var arkadaşlar. Saygı duyduğum bir içerik var bu FIFA 19'da. Onun hakkında bugün sizlerle birlikte konuşacağız ve çoğu sorunuz vardı sizin işte bana markete konusunda bilmem ne konusunda falan. Önceki videomuzun içeriğini tamamlayacağız. Videomuzun içeriği bittikten sonra videonun sonunda da market ve coin kasma hakkında bir ufak bir konuşma yapacağım arkadaşlar. Onu da isterseniz izleyip dinleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyelim. Biliyorsunuz Galatasaray ile Fenerbahçe bu hafta da derbi oynayacak ve bugünkü videomuzda bunun üzerine F19'daki bir eklenti üzerine. Önceki videoyu MadeHD Gamer kanalından ben de gördüm ve çok şaşırdım MadeHD Gamer'ın böyle bir şey paylaşmasına ve daha doğrusu fark edilmesine çok şaşırdım. Arkadaşlar biliyorsunuz Galatasaray ve Fenerbahçe her zaman ezeli rakiptir ve dosttur. Bu böyledir. Benim iki takımda oynayan da iki takım gençlerinde de oynayan arkadaşlarım var. Bizzat hepsi arkadaşlar. Kafelerde falan oturuyorlar. Herhangi öyle insanların gördüğü gibi işte yok kavgaymış, kanbaymış, bilmem ne. Öyle enteresan saçma salak şeyler yok. Hepsi birbirleriyle arkadaş, normal futbolcular da o şekilde. Ve birbirlerini seviyorlar. Yani dolayısıyla sizlerin sosyal medyada birbirinize bir takım için ya da annenize babanıza küfür etmenize gerçekten de yazık. Böyle bir şey yapmayın çünkü futbolcular gerçekten de bunu istemiyor. Sadece sizlerin bu sektörde bu futbol oyununda eğlenmenizi istiyorlar. Hani bunu gerçekten birebir futbolcu tanıdığım için söylüyorum. Yoksa böyle boş bir konuşma yapmam. Bunu öncelikle söyleyelim. İkinci olarak Fenerbahçe Galatasaray maçını açtığınız zaman arkadaşlar FIFA 19'a özellikle lig maçı olmasına dikkat edin. Açtığınız zaman Fenerbahçe Galatasaray maçının başında hatırlayacaksınız ve Şükrü Saracoğlu'nda oynanan Fenerbahçe ve Galatasaray arasında bir Süper Kupa finali vardı. Süper Kupa'ya da Türkiye Kupası finali vardı. Bu kupayı arkadaşlar Galatasaray kazanıyor. Ve ondan sonra Galatasaray'ın bayrağını tam sahanın ortasında bir dikme olayı var. Zaten bunu biliyorsunuz, efsane bir olay. Bu olay FIFA 19'a yer alıyor abi. Hani bu olayı adam spiker maç başlarken işte o zamanda böyle bir olay olmuştu. Çok cesurdu işte. Çok nasıl bir akşamdı, mükemmel bir akşam tarzı konuşmalar yapıyor. Dilerseniz arkadaşlar öncelikle bir olayı hatırlayalım. Şu anda zaten arkada izliyorsunuz. Galibiyetten sonra bayrak oraya dikiliyor. Tabii ondan sonra ben Fenerbahçe diye çalışanlar o bayrağı oradan çıkartıyor. Bu zaten bir efsane olay. Tüm futboluna geçmiş efsane olaylardan bir tanesi. Ve FIFA 19'da, FIFA'da daha doğrusu hani bu kadar ince detaya kadar yer vermeleri gerçekten de çok güzel olmuş. Ben hani beğendim. Gerçi sizlerin de ben beğeneceğini düşünüyorum. Bence gayet 10 numara olmuş. Amma ve lakin bu kadar madem önemsiyorsunuz Türkçesi bir kere bir koy be kardeşim. Koy ya, Arapça var ya, Arapça var, bilmem ne var, enteresan diller var. Abi Arjantinleri çağırın, verin 15 bin 20 bin lira parası neyse yaptırın ya. Para değil kardeşim, para değil ya, 6 bin dolar gözünü seveyim yey. Bunu yap artık ya, rica ediyorum bak, Türkçe spikeri istiyoruz. Türkçe var çok güzel ama Türkçe spiker neden olmasın abi, olabilir arkadaşlar. Ben inanıyorum, ben önümüzdeki 2 sene içerisinde kesin ama kesin zaten oyun ekleyeceğine inanıyorum. Ama ne kadar hızlı o kadar iyi diyoruz. Şimdi öncelikle arkadaşlar videoyu izleyelim, ardından sohbete devam edelim. Legendary moment. A good colleague of ours working British Broadcasting, Alan Graham Souness, was manager of Galatasaray. I seem to remember him revving up the atmosphere against Fenerbahçe as the manager planting a Galatasaray flag at the centre circle before one of these games. Yeah, I think he ran off down the tunnel after that. He's a brave man, but not that brave. What a night that was. Evet arkadaşlar, sizler de izlediniz, görmüş olduğunuz gibi Fenerbahçe Galatasaray maçına böyle enteresan bir hatırlatma var. İşte çok cesurdu, çok mükemmel bir akşamı tarzı. Gerçekten ligimiz için böyle bir detay koymaları oyuna müthiş olmuş. Benim gayet hoşuma gitti, beni tatmin etti. Bunu sizlerle birlikte paylaşmak istedim. Şimdi ilerleyen sohbetimize devam edelim. Ben arkadaşlar EA Sports'ta çalışmak üzerine, özellikle yurt dışında çalışmak üzere başvurularda bulundum. Ve sağ olsun ki onların işe alan kişiler kabul etti. Allah kısmet ederse, bir sorun çıkmazsa inşallah bu işler olacak. Dediğim gibi EA Sports için artık çalışmaya başlayalım inşallah önümüzdeki seneden sonra. Yurt dışında büyük ihtimalle olacak. Tabi bunların hepsini konuşacağız. Benden istediği birkaç tane şey var. Onları tamamlayabilirim, tamamlayamaz mıyım? Onlara bakacağız. Bunu geçtim. FIFA'nın zaten şu an hani şunu söyleyeyim sizlere. Ben hani işe araştırırken arkadaşlar Glassdoor diye bir site var. Linkini aşağıya koyarım bakarsınız. Bu FIFA'daki hataların, bu eksikliklerin neden olduğunu aslında oraya okuyunca net olarak anladım. Hani bütün çalışanlar genel olarak yani bu FIFA'nın asıl kodlanması arkadaşlar Kanada'da yapılıyor. Yani EA Sports
Vancouver Kanada şubesinde yapılıyor. Ve yorumları okuduğum zaman her çalışan şunu yazmış. Yani iki şey yazmış daha doğrusu. Bir, management yani iş, yönetim olarak managerların kötü yönettiği. Birimlerin birbirinden habersiz olduğu. Zaten birilerin birbirinden habersiz olduğu çok belli. Birinin dediği diğerini tutmuyor. Biri diyor ki sebebi çıkacak diyor. Diğeri diyor 10'da çıkacak, diğeri 12'de çıkacak. Hani böyle bir enteresanlık var. Bu da zaten management'teki sorunlardan kaynaklı. Linkini aşağı bırakacağım zaten. Mutlaka okuyun. Aynı zamanda mühendisler şunu yazmış, yazılım mühendisleri. Buraya gelen çoğu yazılımcı futbolla alakası yok. Sonuçta Kanadalı insanlar çok fazla futbol izlemiyor. Ve siz bu insanları bir fonksiyon yazmasını istediğiniz zaman, mesela pas fonksiyonu ya da şut fonksiyonu yaz. Şimdi bu adam normal futbol izlemediği için, hani pas nasıl yapılır, şut nasıl çekilir, bu tarz sistemleri çok iyi bilmediği için oyunu yaptıkları zaman arkadaşlar oyunda büyük hatalar oluyor. Ve bu oyunu test edenler de Kanadalı olduğu için, onlar da futboldan çok fazla anlamadığı için oyun test ediş aşamasında da insanlara bu normal geliyor arkadaşlar. Durumda böyle olduğu için oyunda arkadaşlar maalesef bu tarz hatalar oluyor. Yani bütün hataların sebebi aslında bu. Aşağıya koyacağım, mutlaka okuyun arkadaşlar. Özellikle FIFA ekibinin çok fazla varmış. Çünkü FIFA'da birden fazla ekipli, mesela birine cevap mail attığınız zaman cevap alması 2 hafta sürüyor falan yazan bile var. Ki doğru da olabilir ama yani bu oyundaki bütün hataların sorunu management'tan kaynaklı bir sorunmuş. Aynı zamanda yani Twitter'da hani bu birazcık da çalışandan çok biraz da eksiklik geliyor. Çünkü mesela community manager'ı biliyorsunuz Andreas Corey, bunların topluluk menajeri, şunu yazıyor Twitter'a. İşte bizim hatalardan haberdar olabilmemiz için bize bu hataları kanıtlayan videolar gönderin. Şimdi oyunun çıkışında zaten bir ay geçmiş. Hani daha neyin videosunu göndermemiz istediklerini ben anlamadım. Hani bence eSports'un en büyük sorunlarından bir tanesinde bazı birimlerde çalışan insanların aslında o birimde çalışacak yetkiye, o potansiyele, bilgiye sahip olmaması da olabilir. Oyuna büyük bir yatırım olduğu yani gözüküyor zaten. Kanada'da zaten ilk 3 yazılım şirketinden birisi olarak gösteriliyor şu an eSports. Bir yatırımın, bir paranın, büyük paranın döndüğü belli. Ama demek çalıştıran insan ve izlenilen metodolojiler çok saçma gelmiş. Çok saçma geliyor bana. Çünkü bu kadar insan, bu kadar çalışan, hepsi de management'ta hata var diyorsa bu işte bir hata vardır. Bunu geçiyoruz. Trading olayına geldik. 83 trading oyuncuları ne yapacağım diyorsunuz arkadaşlar. Ben zaten 9950'den toplamıştım. Şu an satsam bile çok fazla bir zararım yok ama ben yine de bekleyeceğim. Zaten size de o paralardan toplamanızı tavsiye etmiştim, söylemiştim. Ben satmayacağım, hala bekleyeceğim. Çünkü eSports bu sene her türlü sebebinden insanları terse düşürüp bir şekilde insanları zarar ettirmeye çalışıyor. Ben bunu arkadaşlar kesinlikle düşmeyeceğim. Ya ben bekleteceğim. Benim zararım da yok, karım da yok ama en kötü sattığım zaman 30-40K zarar ederim. Zaten 30-40K ben bir saatte kasıyorum en kötü. Öyle bir zararım yok dediğim gibi açıkçası. Luis Alberto'ları almıştım arkadaşlar. Geçen gün 1700'den falan sattım. 700'den almıştım. Onlardan iyi kâr ettim. Asenio'yu almıştım 84'lük. Ondan iyi kâr ettim. Bir şey daha almıştım. Onu hatırlamıyorum. Bir tane de İspanyol vardı kulüpte 83. Ondan da iyi kâr ettim. Sadece mandandalar kaldı. Onları da sebebi çıkarsa o şekilde bozduracağım. Onları da o şekilde satacağım. Şimdi gelelim bu Kara Cuma mevzusuna. Aslında bunun hakkında başka bir video yapacağım ama genel olarak bir ön izleme vereyim size. Arkadaşlar bu Kara Cuma olayı tamamen oyunu bilmeyen gerizekalı kardeşlerimizin maalesef ki insanları tufana düşürmesi sebebiyle oluşan bir olaydır. Halbuki bu FIFA'da ben hiçbir zaman anlamamışımdır. Yani insanların bu sürekli takım alıp satma olayını ben bir türlü anlamadım. Neden yapıyorsunuz yani? Çünkü neden söylediğimi söyleyeyim. 3 milyon adam 3 milyonluk kadroyu bozuyor. Kafadan 150K gidiyor bir kere. Kafadan 150K gitti kardeşim. Şimdi sen bu kadroyu bozuyorsun. Ayın 26'sında Black Friday. Şimdi sen ayın 26'sına kadar ne yapacaksın kardeşim bu oyunda? Hani neyle oynayacaksın? 100K'lık kadro kurup kanser mi olacaksın yani? Hani sen kadronu niye satıyorsun ayın 26'sına da? Ki bunu da geçtim. Black Friday'de bakın unutmayın. Her zaman bunu söylüyorum ben. Hani marketteki experience'ımı biliyorsunuz. Yani marketteki tecrübemi biliyorsunuz. Neyin ne zaman nasıl artacağını zaten çok iyi biliyorum. Bunu şimdi size aktarıyorum. Sadece Black Friday'de değil, her özel etkinlikte arkadaşlar. İlk 1 saat market dibe vuruyor kardeşim. Saat mesela şu an Türkiye onlar saatleri ileriye aldı. Artık SBC'ler 9'da. Weekend'lik ödülleri de 22.00 yani 10'da gelecek. Bu arada yarın akşam da 10'da yayın var. Haberiniz olsun. Yani demek istediğim şey mesela 9'da etkinlik çıktı. 9 ve 10 arası market düşüyor. Ondan sonra bakın saat 10'dan sonra hiç yükselmediği kadar yükseliyor. Çünkü herkes bir anda mesela yüksek oyuncuları talep ediyor abi. Bale alacağım, Suarez alacağım, bilmem ne alacağım. Onların fiyatları inanılmaz artıyor. Bu her zaman böyle olur. Kara Cuma'ya kadar evet büyük oyuncuların fiyatları düşecek arkadaşlar. Neymar'ın fiyatı falan hepsinin fiyatı düşecek ama
Yani bir ay önceden de satmanın, yani ne bileyim arkadaş, bir ay önceden satıp cash para da beklemenin mantığını ben pek idrak edemiyorum açıkçası. Yani 100K'lık kadronun önüne direkt mi alacaksın dedi 200K'lık kadroyla? Birazcık tercih meselesi, yani daha bir ay var dediğim gibi. Aslında sen o bir ayda iyi kadroyla oynayıp Foot Champions'e daha iyi sonuçlar yapsan, daha iyi coins kazansan senin için daha mantıklı olur yani bence güzel kardeşim. Ama insanların bu paniğini ben anlamıyorum. Neyse, bu konu hakkında daha detaylı videolar çekeceğim. Neyden ne kadar para kazanabileceğinizin videosunu da çekeceğim. Yarın akşam yayın var. Cuma günü, cumartesi ve pazar günü de video var. Hepsini hazırladım bu arada. Haberiniz olsun. Evet, bu videomuz da böyle oldu. Güzel sohbet tadında. Tatlı bir video olduğunu düşünüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.